Gençliğin gözyaşları, merhabalar arkadaşlarım. Şimdi geldik bölümün türevine. 5. türev alma kuralımız. Burada da olay gayet basit dostlarım. Kesirli bir ifadenin türevini alacaksanız üstte de fonksiyon olacak, altta da fonksiyon olacak. Olay basit. Birincinin türevi çarpı ikinci, ikincinin türevi çarpı birinci. Aynı çarpımın türevindeki gibi bu ifadeyi yazıyorum fakat arada eksi var bu sefer. Bölü, burada bir de paydadaki ifademizin karesini alıyoruz. Bakın türevinin falan değil, direkt kendisinin karesini yazıyorsunuz arkadaşlar. Gelin şimdi şurada türev almayı bir görelim. Bölümün türevi var bakın. Yukarıda bir fonksiyon, aşağıda bir fonksiyonumuz var. Şimdi neydi kural? F'in türevini alıyoruz. Birincinin türevi, yani şu üstteki ifadenin türevini alıyorum. Hemen alalım, artık alıştık türev almaya. 2x eksi 1 çarpı ikinciyi aynen yazıyoruz. Yani x artı 1. Araya eksi koyuyormuşum. İkincinin türevi, yani şu alttakinin türevi. X artı 1'in türevi 1'dir. Çarpı üsttekini aynen yazıyorum. X kare eksi x artı 6. Bir de ne vardı? Bölü alttakinin karesi. Yani x artı 1'in karesi varmış dostlar. Şimdi ben çok uzatmıyorum. Burayı siz düzenlediğinizde en son şöyle bir sonuç bulacaksınız. Bunu da doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diye kontrol ederken buradan bakarsınız diye yazıyorum arkadaşlarım. X artı 1'in karesi şeklinde bir sonuç bulacaksınız. Hemen geldim, yan tarafta bir sorumuz daha var. Bakın burada da f'in türevinde 2'yi soruyor bize. Yine görüyorsunuz bölümlü bir ifade var. Bir yukarıda bir aşağıda. Burada sen istersen bölümün türevini yapabilirsin. Çünkü yukarıda da bir fonksiyon var, aşağıda da bir fonksiyon var. İşte birincinin türevi çarpı ikinci, ikincinin türevi çarpı birinci şeklinde yapabilirsin diyor. Ya da şöyle de yapabilirsiniz eğer isterseniz arkadaşlarım. Bakın bu fx dediğiniz şeyi şöyle yazsam. 1 bölü 3'ü başa alsak 1 bölü 3 çarpı x kare artı 4x değil midir bu dostlarım? Yani bölümün türevinden kurtardım olayı. Şimdi f'in türevinde x'i arıyorum. 1 bölü 3'e dokunmuyorum. Şuranın türevini alacağız şimdi. O da nedir? 2x artı 4. İşte türevini aldık. Burada da ne diyordu bize? X gördüğünüz yere 2 yazın diyor. Hemen 2 yazalım. 1 bölü 3 çarpı 2 yazarsam 4, 4 daha 8 geldi. Sorunun cevabı 8 bölü 3 çıktı. Ama dediğim gibi, şimdi eğer bazen payda da sayı olacak, bazen de pay kısmında sayı olacak. Bunları ister bölümün türevi, isterseniz de benim yaptığım gibi işte 3'ü başa alın ya da 1 bölü 3'ü başa alıp şeklinde de yapabilirsiniz dostlarım. Evet, geldik üslü fonksiyonun türevine. Şimdi bu sefer fonksiyonumuzun üstünde bir kuvvet olacak dostlarım. Bakın hemen örnek burada zaten. Olay da çok basit. Gayet basit. Şurada fonksiyonun formülünü de yazmışız zaten kuralını. Sen şimdi normal üslü bir ifadede ne yapıyorduk? Kuvveti başa alıyorduk. 3 başa geliyor. Sonra altta yazan sayıyı aynen yazıp kuvveti bir azaltıyorduk. Şimdi burada farklı olarak bir de çarpı diyorum dostlarım. İşin içine giriyorum. Bir de şu içerideki fonksiyonun türeviyle de çarpıyormuşuz bunu dostlar. Yani şu ifadenin türevini alıyorsunuz. O da 4x artı 3. Bu da çarpım durumunda buraya ekleniyormuş arkadaşlar. Evet, burada da ne diyor bize? X yerine 1 yazacaksınız diyor. Ben yine çok uzatmıyorum. 1 yazdığınızda siz sonucu 0 bulacaksınız. Orayı size bırakıyorum dostlar. Hadi bakalım bir soru daha. Bakınız şimdi köklü gıcık bir ifade var burada. Kare köklü olsaydı direkt formülden yapardık. Ama küp kök olduğu için bunu biz önce şu hale bir çevirelim. Üstlü ifade yazıyorum şimdi. 5x'in 1 bölü 3. kuvveti demektir değil mi? Bu şurada 1 var. Sakın bunları tek tek üstlerine yazmayın. Artık türev alma kısmına geldiysek bu üstlü ifade kısımlarını çok iyi biliyor olmanız lazım. Şimdi hadi bakalım şu ifadenin türevini alıyoruz. Önce normal kuvvetin türevini alıyorum. Yani 1 bölü 3'ü başa atıyorum. İçine aynen yazıyorum. Ve kuvveti biraz azaltıyorum. 1 bölü 3'ten de 1 çıkarsa eksi 2 bölü 3 geldi diyor. Çarpı, şimdi ne yapıyorduk? İçine giriyoruz değil mi? İçinin türevini alacağız. X küpün türevi 3x karedir. Eksi 5x'in türevi de eksi 5'tir. İşte bu. O ifadenin türevi buymuş dostlarım. Bunu isterseniz şıklara göre de düzenleyebilirsiniz tabii ki. Bakın şurada bir notumuz var. Bu notada dikkat edin. Aslında söyledik bu notu ama köklü bir ifadenin
Türevini alacaksanız olay neymiş? İçinin türevini yazıyormuşuz. Bu çok sık karşımıza çıkacağı için bunu böyle kural olarak söyledik arkadaşlar. İçinin türevi bölü 2 çarpı kökün aynısı. Bunu zaten daha önceki sayfalarımızda da görmüştük. Evet, 5 numarada böyleydi. Çevirdim hemen. 6 numaralı sayfamızda da 7. ve 8. formüllerimizi öğrenecekmişiz. Türev alma kurallarımızı. 7 numarada bileşke fonksiyonun türevi varmış arkadaşlarım. Gayet basittir. Olayımız çok basit. İçine gire 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 türev alıp çıkacağız dostlarım. Bakın şimdi burada sağ tarafta üslü bir fonksiyonun türevi var. Sol tarafta da bileşke fonksiyon var. Yani fonksiyonun içinde bir fonksiyon daha var. Biz buna bileşke fonksiyon diyoruz. Şimdi diyor ki bize f'in türevini al. X gördüğün yere 1 yaz diyor. Hadi gelin şurada her iki tarafın türevini alarak işe başlayalım. Şimdi türevini alıyorsunuz. Bakın olay neymiş? En baştan başlıyorum. Şimdi en başta f var. F'in türevini aldım. İçine aynen yazdım. 3x eksi 5. Şurada yukarıda kuralda yaptığımız gibi yapıyorum. Çarpı diyorum. Bakın f'ten bir de içeri gireceğiz şimdi. İçinin türevi. 3x eksi 5'in türevi de 3'tür. Bitti. Sol tarafın türevini aldık. Şimdi geldik sağ tarafa. Üslü bir ifade var. Basit. Hemen 2'yi başa aldım. İçine aynen yazdım. Şurası eksiymiş. Eksi x eksi 1. Kuvveti bir azalttık. Bakın üstüden bir de ne yaptım şimdi? İçeriye giriyorum. İçinin türevinde yanına çarpı durumunda yazdım. 2x eksi 1'dir. İşte bize de diyor ki burada f'de 1'i bulun diyor dostlarım. Şimdi f'de 1 dediğimiz şey şuradaki parantezin içi f'in türevinde 1'i bulun diyor. Şuranın 1 olmasını istiyor bizden. Sen direkt x yerine 1 yazmıyorsun değil mi? Fonksiyonları hatırla. X yerine kaç yazarsam burası 1 olur diye soruyorsun. X yerine 2 yazacaksınız dostlarım. X eşit 2 için diyor. Hemen 2 yazın bakın burası ne oldu? F'in türevinde 1 oldu. Çarpı 3 eşittir. 2 çarpı x yerine 2 yazıyorum. 4 eksi 2 eksi 1 oldu. Çarpı 4 eksi 1 oldu. Evet buradan da sonucumuzu 2 buluyormuşuz. Bundan sonrası sizde. Geldik buraya. Evet bakınız yine şurada bir bileşke fonksiyonumuz var. Hadi gelin önce buranın bir türevini halledelim. Şimdi isterseniz önce bunu ya da şunu ne demekti bu? X üzeri eksi 1 demekti. Buna da alışın demiştim hatta hatırlarsanız. Çok sık çıkacak karşımıza demiştim. Şimdi önce f'den başlıyorum. F'in türevi. İçine aynen yazdım. Çarpı içinin türevi. X üzeri eksi 1 türevi nasıl yapıyorduk? Eksi 1 başa geldi. X üzeri eksi 2 oldu. Eşittir. Şimdi sağ tarafın türevini alıyorum. Arkadaşlarım kare köklü bir ifade oldu. Şimdi türevini artık şöyle alışıyorduk. İçinin türevini yazıyoruz. 2x artı 1 bölü 2 çarpı kök içinde aynısını yazıyorduk. X kare artı x artı 3 diye. İşte bu bizim olayımızdır ki burada bize neyi soruyor dostlarım? X f'in türevinde 1 bölü 2'yi soruyor. Sakın ha x gördüğünüz yere 1 bölü 2 yazmayın. F'in türevinde 2 olur o zaman. X yerine biz ne yazacağız ki burası 1 bölü 2 olsun? X yerine 2 yazacaksınız. X eşittir 2 için dediğinizde de sonucu eksi 10 bölü 3 bulacakmışsınız dostlarım. Evet. Geldik 8. kuralımıza. Zincir kuralıdır dostlarım 8. kuralımız. Olay şu. Şimdi bize 3 tane veya 2 tane veya 4 tane. Kaç tane olduğunda önemi yok ama en fazla 3 tane sorarlar diye düşünüyorum sorarlarsa. Bakın Y'yi U cinsinden, U'yu T cinsinden, T'yi de H cinsinden. Bunlar hep birbirine bağlı. Bak Y U cinsinden. U'ya gel T cinsinden. T'ye gel X cinsinden yazılmış dostlarım. Bize de neyi sorar? Y'nin X'e göre türevini bulun der. İşte bakın şöyle sağ tarafta da gösterelim onu. Y'nin X'e göre türevini bulun diyecek. Lan diyeceksin ki hocam ben Y'nin U'ya göre türevini alırım. O zaman öyle yap. Y'nin U'ya göre türevi. Çarpı desem araya. Peki U'nun da T'ye göre türevini alabilirim. Çünkü T'ye bağlı bir fonksiyon. Tamam U'nun da T'ye göre türevini alalım. Yine çarpı. T'nin de X'e göre türevini alırım. Tamam T'nin de X'e göre türevini aldım. Bak bunların üçünü çarptığında neler oluyor? Bak DU'lar gitti. DT'ler gitti. Geriye ne kaldı? DY bölü DX. Yani aradığın şey Y'nin X'e göre türevi kaldı. Şimdi gel bunu bir de burada örnekle yapalım. Şimdi bize ne diyor? Y'nin X'e göre türevini al.
Gördüğün x yerine de 1 yaz diyor. Tamam hocam. Şimdi ben y'nin x'e göre türevini alacağım da y x'e bağlı değil. Y'nin x'e gidebilmem için araya 2 tane zincir koymuş. Bir u var. Y u'ya bağlı. U t'ye bağlı. T de x'e bağlı en sonunda. Yani benim y'den x'e gidebilmem için önce u'yu, u'dan da t'yi, t'den de x'e gitmem lazım. İşte bu sebeple buna zincir kuralı diyoruz. Çünkü x ile y birbirine iki tane zincirle bağlı. U ve T zincirleriyle bağlı dostlar. Halkalarıyla bağlı. O zaman ben şöyle yapacağım. Y'nin U'ya göre türevini alacağım. Hemen alalım. Y'nin U'ya göre türevi. 2U artı 2'dir. Çarpı diyeceğim. U'nun T'ye göre türevini alacağım arkadaşlarım. Ki U'nun T'ye göre türevini nasıl alacağız? Hemen şunu. T artı 2 üstünde eksi 1 diye yazalım. Bu böyle demektir değil mi? T artı 2 üstünde eksi 1. Türevini alıyorum. Eksi 1 başa geldi. Çarpı T artı 2 üstünde de eksi 2 oldu diyorum. Ve yine çarpı T'nin de x'e göre türevini alıyorum dostlarım. Kök x olduğu için türevi neydi? 1 bölü 2 kök x'ti. İşte türevini aldık. Şimdi de ne diyor bize? X gördüğünüz yere 1 yazın. Tamam hocam. Şurada x gördüğüm yere 1 yazarım. Şurası şöyle olur. 1 yazarsam 1 bölü 2 olur burası da. Lan T gördüğüm yere ne yazacağım? Onu da buradan bulacağız. X gördüğümüz yere 1 yazarsak X eşit 1 yazdığında T ne olur? Kök 1 yani 1 olur. O zaman T yerine de 1 yazacakmışım. Hadi yazalım. 1, 2 daha 3 yapar. 3'ün eksi ikinci kuvveti 1 bölü 9 yapar. Bir de başında eksi var. Eksi 1 bölü 9 oldu. Çarpı. Tamam hocam peki U'ya ne yazacağız? Lan sen ne biliyorsun? T'yi 1 biliyorduk. T yerine 1 yazarsak 1, 2 daha 3, 1 bölü 3 yazacakmışız buraya da. İşte sorunun cevabı bunların çarpımı geldi. Ha, U yerine 1 bölü 3 yazıyoruz. Pardon yanlış yazdım. 2 bölü 3, 3 kere 2 6, 8 bölü 3 oldu burası. Heh, şimdi düzelttim. Evet bunlara da çarparsanız arkadaşlarım ne geliyormuş? Eksi 4 bölü 27 geliyormuş aradığınız cevap. Evet bir zincir kuralı sorusu daha. Y'nin U'ya göre türevini alın diyor. Şimdi ben Y'nin X'e göre türevini alırım. Gelirim X'in T'ye göre. Gelirim T'nin de U'ya göre türevini alıp bunları yan yana çarptığımda Y'nin U'ya göre türevi çıkıyordu. Hadi yapalım. Şimdi Y'nin X'e göre türevi 2X artı 3'tür. Çarpı X'in T'ye göre türevi 4T eksi 1'dir. Çarpı T'nin U'ya göre türevi 5'tir. Şimdi U yerine 1 yaz diyor. Tamam U yok zaten. U türev alınca gitti. O zaman peki ben T yerine ne yazacağım? Hemen U yerine 1 yazdığımda T ne oluyor dostlarım? 5 eksi 2'den 3 geliyor. Peki T yerine 3 yazacakmışız. 4 kere 3 12 1 çıktı 11 oldu burası. Şurada 5 var çarpı. Peki X yerine ne yazacağım? X de T'ye bağlı olduğu için T yerine de 3 yazıyordum. 3'ün karesi 9. 2 ile çarptım 18. 3 çıktı. 15 yazacakmışım x yerine de. Peki yazalım. 15, 3 daha 33 geldi. İşte bunları da çarparsanız arkadaşlarım 1815 buluyormuşsunuz sorunun cevabı. Evet. Bileşke fonksiyon da tamamdır. Nereleri gördük? 5, 6. sayfayı bitirdik. Şimdi geldik 7. sayfaya. 7. sayfada türevle süreklilik ilişkisinden bahsedecekmişiz dostlarım. Türev süreklilik ilişkisi. Olayımız gayet basit. Ben burada yeterince her şeyi tek tek açıklamaya çalıştım arkadaşlarım. Siz bunların çıktısını alıp okuduğunuzda çok daha iyi anlayacaksınız mevzuyu tabii ki. Yalnız olayımız şu. Şunu biliniz. Şu sloganımızı unutmayınız arkadaşlar. Türevli ise kesin süreklidir. Sürekli ise türevli olmayabilir diyeceksiniz. Şimdi gelin bunu şöyle grafiklerde bakın nasıl karşımıza çıkacak. Dostum şöyle kırık çizgi var görüyorsunuz değil mi kırık çizgi. Bakın burada süreklilik var. Devam ediyor yani bir atlama sıçrama noktası yok. Süreklilik var. Ama kırık çizgilerde türev yoktur dostlarım. Çünkü sen bu noktadan türev dediğin şey nedir senin aslında? Türev dediğimiz olay bu noktadan çizilen teğetin eğimidir. Sen bu noktadan sonsuz tane teğet çizersin ki buradaki teğetlerin eğiminin de ne olduğunu bilemezsin. O yüzden kırık çizgilerde ki gördüğünüz gibi 4 farklı kırık çizgi göstermeye çalıştım. Türev yoktur, süreklidir ama türev yoktur. Bakın bunların altında da zaten açıklamaları görüyorsunuz dostlarım. Eğer ki
Bizim çizdiğimiz şuradaki teğet noktası x eksenine paralelse buradaki teğetin eğimi sıfırdır. Yani türev vardır. Türev var. Çünkü kırık çizgi değil en azından. Türev var. Hem de sürekli ve türevi de sıfırdır diyeceğiz arkadaşlar. Pekala şuraya bakalım. Bakın şurada bir şemada göstermişiz her şeyi. Limitli ise sürekli olabilir. Sürekli ise de türevli olabilir demişiz. Ama işin tersine bakalım. Türevli ise kesin süreklidir. Sürekli ise kesin limiti vardır dermişiz dostlarım. Bu şemayı da şöyle bir gözünüzün önünde bulundurun. Bir de bizim genelde parçalı fonksiyonlarda ya da mutlak değer fonksiyonlarda uyguladığımız sağdan ve soldan türevimiz var. Bir şeyin türevinin olabilmesi için sağdan ve soldan türevlerinin birbirine eşit olması gerekiyor arkadaşlarım. Eğer ki sağdan ve soldan türevler birbirine eşitse biz diyoruz ki o ifadenin türevi kesinlikle vardır. Şimdi tabii ki bunların hepsini soruların üstünde çok daha güzel anlayacaksınız dostlarım. Bizim işimiz soru çözmek arkadaşlarım. Konu özetini orada açıp okuyabilirsiniz ama bütün mevzuyu soruların üstünde daha iyi anlayacaksınız. Şimdi kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Bakın burada demişiz ki şimdi olayı tam anlamıyla kavrama zamanı. Hadi alttaki grafik sorular birlikte cevaplayalım demişiz. Birinci sorumuz şu. Diyor ki fx fonksiyonunun bilmem ne eksi 5 eksi 4 işte 2 apsisli noktaların hangilerinde türevi yoktur? Gelin birlikte bakalım şimdi arkadaşlarım. Beraber inceleyelim. Bakalım hangilerinde türevi var, hangilerinde yok. Şimdi 5'i kontrol edelim isterseniz. X eşittir. Eksi 5 ile başlayalım. Eksi 5'te kırık çizgi mi arkadaşım? Kırık çizgi. Peki kırık çizgide bizim türevimiz var mıydı? Yok. O zaman eksi 5'te türev yok. Geldim eksi 4'e. Eksi 4'te sürekli mi dostum bu? Bak sıçrama var burada. Sürekli değil. Yani şurada bir atlamış. Sürekli demek dümdüz gidecek böyle. Hiç kesmeden, atlamadan çizgimizin düz gitmesi lazım. Sürekli gitmesi lazım. Ama buraya geliyorsun bak burada durmuş. Hop sıçramış buraya buradan devam etmiş. Süreklilik yok yani. Daimlik yok. Devamlılık yok. Akıcılık yok. O yüzden burada sürekli değil. Sürekli olmadığı için... Şöyle notumuzu da alalım. Eksi 4 için noktası için türevi yoktur diyelim. Neden yok? Çünkü sürekli değildir arkadaşlar. Peki geldik. Nereye gelelim? Eksi 3'e gelelim. Eksi 3 burada. Hocam eksi 3'te sürekli mi? Sürekli. Bakın düz çizgi gitmiş. Hiç bozulmamış çizgimi. Sıçrama mıçrama yapmamış. Peki eksi 3'te kırılma falan var mı? Yok hocam o da yok. O zaman eksi 3'te türevi var. Bize buradaki noktalarda eksi 3'ü sormuyor ama biz yine de bu söylemiş olalım. Peki eksi 2'de aynı eksi 3 gibi sürekli ve kırılma yok. O yüzden türevi var. Peki eksi 1'e bakalım arkadaşlarım. Eksi 1. Eksi 1 noktasında şuradan çıktım. Eksi 1'de bir kırılma var mı? Var. Bakın kırılma var. Eksi 1'de türev yok. Peki nereye gelelim? Sıfıra gelelim. Sıfırda. Düz çizgi devam ediyor. Sıçrama mıçrama yapmamış. Sıfırın karşılığı burası. Sıçrama yok. Düz çizgi devam etmiş. Kırılma noktası yok. Sıfırda türevi var. Bunu söyleyelim. Nereye geldik? 2'ye geldik arkadaşlarım. Şimdi 2. Ben tam çizememişim aslında arkadaşlar. Burada 2'yi çizerken ben şöyle oval çizecektim. Niyetim buydu ama tam düz çizememişim. Şöyle oval gibi, kırık çizgi gibi gözüküyor. Lalalap bir de öğrenmesini konuşabilsem. Kırık çizgi gibi gözüküyor arkadaşlarım. Hani siz hangisini gördüyseniz, kırık çizgi gördüyseniz, şimdi normalde bunu bilgisayarla çizerken tabii ki sizin tam görüş güzel görebilmenizi sağlayacaklar ama benim niyetim şöyle ovaldi, parabol gibiydi arkadaşlar. Tam burada 2'ye teğet olacaktı. 2'ye teğet olduğu için arkadaşım bu türevi vardır. Ve türevi sıfırdır diyoruz değil mi dostlarım? Ama kırık çizgi olduysa kırık çizgide türevimiz yoktur demiştik. Evet geldik şuna. Bir örnek daha. A şıkkında diyor ki f'in türevli olmadığı x değerlerinin toplamı. Şimdi bakalım f hangi noktalarda türevli değil? Şimdi eksi 3'e bakalım. Eksi 3'te sıçrama noktası varmış. Türevli değil. O yüzden eksi 3 var. Artı. Eksi 1'e bakalım. Yine sıçrama noktası var. Süreklilik yok. O yüzden eksi 1'de türevi yok. Devam. Sıfırda. Şurada devamlılık var değil mi? Sıçrama noktası yok. Türev var. Peki 2'de
Kırılma noktasıdır iki noktası. Türev yok. O zaman ikiyi de toplayacağız. 3. Sıçrama noktasıdır 3. Süreklilik yoktur. O yüzden 3'te de türevi yoktur. İşte bunların hepsinin toplamını soruyor bize. Sorunun cevabı 1 çıkacak dostlar. Evet, B şıkkına bakalım şimdi. İfadelerinden hangileri doğrudur diye soruyor. X eşit 0'da türevlidir demiş dostlarım. Bakalım. 0 burada. 0'ın karşılığındaki çizgi şurası. Hocam burada süreklilik var mı? Var. Çizgi dümdüz devam etmiş. Hiç sıçrama mıçrama yapmamış. Kırık çizgi var mı? Yok. O zaman 0'da türevi vardır. Yani X eşit 0'da türevlidir arkadaşlar. Peki gelelim diğer ikinci öncüle. X eşit 2'de sürekli olduğu halde türevli değildir. 2'ye bakalım. Evet, süreklilik var mı? Çizgi hiç kopukluk yaşamış mı? Yok. Dümdüz devam etmiş çizgi. Gitmiş yani, hiç bozulmadan, sıçramadan. O halde süreklidir. Peki türev var mı? Türev yok hocam. Niye? Çünkü kırık çizgi. Kırık çizgide türevimiz yoktu. O halde süreklidir. Doğru. Ama türevli değildir. Bu da doğru. O yüzden bu öncülümüz de doğrudur. Burada ne diyor? Eksi 3 ile eksi 1 aralığındaki her noktada türevlidir. Gelelim. Eksi 3 ile eksi 1 aralığı şurası. Şu aralıkta. Arkadaşlarım burada hiç kırık çizgi var mı? Yok. Süreksizlik var mı? Yani çizginin bir yerde koptuğu, başka bir yerden devam ettiği bir nokta var mı? Yok. Süreklilik de var. O yüzden burada süreklidir. Kırık çizgi yoktur. Ve bütün noktalarda türevlidir. O yüzden bu da doğrudur dostlarım. Buradaki bütün öncüllerimiz doğruymuş. Hepsi doğru. Evet, devam edelim. Şu grafik sorusuna bakalım. Grafiğe verilen fx fonksiyonun türevli olduğu en geniş tanım kümesi. Arkadaşlar çok sık karşımıza çıkacak bir soru tipi. Türevli olduğu en geniş tanım kümesi. Şimdi dostum, normalde siz şunu diyeceksin. Hocam bir fonksiyon bütün noktalarda türevli olabilir. Bütün reel sayılarda türevlidir. Fakat türevsiz olduğu noktalar olabilir. Bu da süreksiz olduğu noktalardır. Kırık çizgilerin olduğu noktalarda türevsizdir. O yüzden ben tüm reel sayılarda türevsiz olduğu noktaları çıkarayım, bana yeter. Bakın eksi 3'te türevli mi? Kırık çizgi var, türevli değil. O yüzden eksi 3'ü çıkartıyorum. Eksi 1'de türevli mi? Hocam süreklilik yok, türevli değil. Sıçrama noktası var. O zaman eksi 1'i de çıkartıyorum. Peki gelelim. 0'da türevli mi? Evet hocam. Süreklilik var. Kırık çizgi yok. 1'de türevli mi? Evet hocam. Kırık çizgi yok tam 1'in karşılığında. Şurada kırık çizgi yok. Süreklilik var. Peki eksi 3'te türevli mi? Hocam kırık çizgi yok ama süreksizlik var. Görüyorsunuz sıçrama noktası olmuş. O zaman 3'te de türevsiz. 3'ü de çıkartıyorum. İşte ne diyorum? Tüm reel sayılarda normalde türevlidir. Ama türevsiz olduğu noktalar vardır ki onları çıkartmamız lazım. İşte onları da çıkarttık. En geniş tanım aralığı dediğinde bu muhabbete dikkat etmeniz yeterli olur arkadaşlarım. Geçelim biz bir sonraki sayfamıza. 9 numara neredesin? Evet, örneklerimize devam ediyormuşuz dostlarım. Siz şimdi bir yandan soruyu okuyun. Bir yandan da birlikte çözmeye çalışalım soruyu. Bakalım neler olacak. Ben de bir kendime geleyim. Evet, burada da diyor ki şekilde eksi 3'e 8 aralığında grafiği verilen fx fonksiyonuyla ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangileri doğru, hangileri yanlış olur? Bakalım. Birinci öncüle bakalım. X eşittir 1'de. Aha burada. Biz konuşalım kardeşim öncülü okumadan önce. Süreksiz mi? Süreksizdir. Sıçrama noktası var. Süreksizdir. Türevi yoktur değil mi? Bakalım. Süreksiz olduğundan türevsizdir diyor. Kesinlikle doğru. Birinci öncül doğru. Gelelim şuna. X eşittir 3'te. Hemen görelim X eşittir 3'ü. Kardeşim X eşittir 3'te sıçrama noktası falan yok. O yüzden süreklidir. Ama kırık çizgi olduğu için türevsizdir. Bakalım ne diyor. X eşit 3'te süreklidir. Doğru. Ama türevsizdir. Niye? Çünkü kırık çizgi var. O zaman hemen şuraya yazayım. Kırık çizgi olduğu için türevsizdir. Yani bu da doğrudur. Şuna bakalım. X eşittir 4'te. Görelim 4'ü. X eşittir 4 burada. Limitsiz olduğundan türevsizdir. Şimdi burada türevsizdir. Doğru. Türevsizlik var. Ama türevsizliği
Limitsiz olduğundan değil, süreksiz olduğundan arkadaşlarım. Süreksizdir, o yüzden türevsizdir. Yani türevsiz kısmı doğru ama süreksiz olduğundan türevsizdir bu. Limitsiz olduğundan değil. O yüzden bu yanlıştır arkadaşlar. Geldim şuna. X eşittir 7 de tanımsız olduğundan türevsizdir. 7 nerede? Burada. Evet, gerçekten tanımsızdır burada. Tanımsız olduğundan da türevi yoktur. Bu da doğru. Şuna bakalım. X eşit 0 da türevlidir. 0 nerede? Burada. 0'a bakın. Evet, tanımsızlık var mı? Yok. Sıçrama noktası var mı? Yok. Kırık çizgi var mı? O da yok. O zaman kesinlikle türevlidir. Bu da doğru. Şuna bakalım. X eşittir eksi 3'te. Görelim eksi 3. Şurada. X eşittir eksi 3'te tanımsız. X eşittir 8'de. X eşit 8'de de tanımsız vermiş. O zaman ikisinde de türevsizdir. Çünkü ikisinde de tanımsızdır dostlarım. Burada türevlidir demiş. Yanlış. İkisinde de türevsiz olacak. Çünkü ikisinde de tanımsızdır. Evet, geldik. Fonksiyonu her zaman türevli ise. Lan madem ki her zaman türevli. O zaman gelin biz bir türevini alalım mı bunu? Bakalım alalım. Hadi ne yapacağız? Türevi nasıl alıyorduk köklü bir ifadede? Önce içinin türevi. Yani 2x artı 6'dır. Bölü 2 çarpı kök içinde kendisi. X kare artı 6x artı m artı 1. Şimdi bu bizim türevimiz. F'in türevi bu. Diyor ki bu her zaman türevlidir diyor arkadaşlarım. Yani bunu türevsiz yapan hiçbir x değeri yoktur diyor. Sen de diyorsun ki lan hoca, şimdi normalde bu rasyonel bir ifade çıktı bunun türevi. Normalde rasyonel bir ifadenin paydasının sıfır olduğu durumlarda, burası sıfırsa bu ifade tanımsız olur. Ve tanımsız olursa türevsiz olur. Ama diyor ki bu bize her zaman türevli. Sen de diyorsun ki o zaman bunu tanımsız yapan, yani paydayı sıfır yapan x değeri yok. Lan diyeceksin, madem ki paydayı sıfır yapan x değeri yoksa biz ne diyorduk? İkinci dereceden denklemin x değeri yok. Yani kökü yok. Kökü yoksa ne demekti bu? Deltası küçük sıfır olmalıydı arkadaşlar. Mevzu bu. Şimdi bu fonksiyon her zaman türevli ise tanımsız değildir. Tanımsız değilse paydayı sıfır yapan kök yoktur. Paydayı sıfır yapan kök yok demek paydadaki ikinci dereceden denklemin deltasının sıfır olması, sıfırdan küçük olması demektir arkadaşlarım. Hemen deltasını sıfırdan küçük yapalım. Bunun deltası neydi? B kare eksi 4ac. Burada veya burada yapabilirsiniz. B karemiz 36. Eksi 4 çarpı a'mız 1, c'miz de m artı 1. İşte bunun küçük sıfır olması gerekir ki. Burayı hemen toparlarsak şurası 32 yapar. Küçüktür 4m yapar. Buradan da 8 küçüktür m yapar. Demek ki m 8'den büyük değerleri almalıymış. M bu olmalıymış. Buna bakalım. Fonksiyonun türevli olduğu en geniş küme nedir diye bir soru sormuş. Sen de diyeceksin ki lan hoca, bunun normalde türevli olduğu en geniş küme reel sayılar olmalı. Fakat reel sayılardan bunu türevsiz yapan noktaları çıkartacağız. Peki hocam, türevsiz yapan nokta neydi ya? Az önceki soruda da yaptık ya, şimdi bir türevini alalım mı bunun, bir görelim. Neydi kural? İçinin türevi 2x eksi 3 bölü 2 çarpı kök içinde aynısı. Şimdi sen diyeceksin ki ya şunu tanımsız yapan ifadeleri arıyorum ben. Lan bunun tanımsız olması demek rasyonel bir ifade olduğu için paydanın sıfır olması demek. Burayı sıfır yapan değerleri arıyorum o halde ben. Peki burayı sıfır yapan değerler şuradaki kökün içindeki ifadeyi sıfır yapan değerler değil midir dostlarım? Yani x kare eksi 3x eksi 4'ü sıfır yapan değerler, ki onlar nelerdir? Hemen şöyle çarpanlarını ayırırsam ben bunu eksi 4'e 1 diye ayırırım. X'e x diye yazarım. X eşittir buradan 4. X eşittir buradan eksi 1 çıkar. Demek ki 4 ile eksi 1 burayı sıfır yapıyor. Burayı sıfır yaptığı için, paydayı sıfır yaptığı için bunu tanımsız yapıyor. Yani türevsiz yapıyor. Hangi noktalar onlar? 4 ile eksi 1. Aslında bütün reel sayılarda türevlidir ama eksi 1 ile 4 noktaları hariç. Bunlar da türevsiz oluyor. Tanımsız oluyor çünkü arkadaşlar. Bu sebeple
Bunların ikisi hariç geri kalan bütün fonksiyon sayılarda türevlidir deyip en geniş kümesini bulduk işte arkadaşlar. Çevirdik arka tarafı. Geldik 9 numaralı türev alma kuralımıza. Parçalı fonksiyonun türevindeyiz arkadaşlar. Bakın zaten orada biz ayrıntıları verdik. Şimdi parçalı fonksiyonda dostlarım iki türlü türev sorabilir. Bir, ya kritik noktada türev sorabilir ya da kritik noktanın dışındaki noktalarda türev sorabilir. Şimdi iş kritik noktanın dışındaki bir noktayı soruyorsa olay çok basit zaten. Kritik noktada soruyorsa da basit. Şimdi kritik nokta neydi? Kritik nokta parçalı fonksiyonu yazarken şuradaki sayıdır arkadaşlarım. X'in 1 olduğu şey senin kritik noktandır. Şimdi bu kritik noktada arkadaşlar şimdi odadayım ve kapı açılıp kapanıyor sürekli. O yüzden videoyu durdurup tekrar devam ediyorum kaldığım yerden. Nerede kaldığımı da unutuyorum. Adamlar görüyor bir 10 dakika 15 dakika konuşuyoruz. Neyse devam edelim biz artık. Ne diyoruz? Şimdi kritik nokta şuradaki noktalardır arkadaşlarım. Şurada yazan sayı senin kritik noktandır. Mesela bu sorudaki kritik nokta 1. Bu sorudaki kritik nokta da 1'miş. Veya işte şuna bakalım. Bakın bu sorudaki kritik nokta 3'müş gibi. Eğer ki sana 1'deki türevi nedir? 1'deki türevi var mıdır yok mudur? 1'de türevi vardır yoktur gibi sorular sorarsa kritik noktada soru soruyor demektir. Kritik noktadaki türevi bulurken arkadaşlarım olay şu. Önce sürekli mi değil mi diye bakacaksınız. Sürekli ise devam edeceksin. Sonra sağdan soldan türevleri eşit mi diye bakacaksınız. Olay bu. Şimdi bunları tabii sorularda daha iyi anlayacaksınız dostlar. Şimdi gelin bu sorumuza bakalım. Bakın bize diyor ki f'in türevinde 3'ü bul. Şimdi 3 benim kritik noktam mı? Hayır. O zaman olay çok basit dostlar. Bu 3 şuradaki aralıklardan hangisine giriyor? 3 birden büyük bir sayı. Buna giriyor değil mi? O zaman senin fonksiyonun bu soruda fonksiyonun 5x-1'dir. Bunu alacaksın. Ve sana da diyor ki bunun türevini al. Hemen alalım f'in türevinde x'i. Ki 5'tir bunun türevi. X gördüğün yere de 3 yaz. Lan x yok ki hocam. O zaman sabit fonksiyon çıktı türevi. Demek ki f'in türevinde de 3 5'tir. F'in türevinde 100'ü sorsa o da 5'tir diyecektim zaten. Tamam bunu anlattık. Geldik şuna. B şıkkı. F'in türevinde -2'yi bul diyor. Şimdi -2 kritik nokta mı? Hayır. 1 dışındaki bütün noktalar kritik nokta değil. Bizim kritik noktamız 1. Peki hemen ne yapıyorum? -2 hangisine giriyor? Şu aralığa giriyor. O zaman senin fonksiyonun bu. Şimdi fx'in bu senin artık. X kare artı 3. Hemen f'in türevini alıyorum. 2x yapıyor f'in türevi. Sana da f'in türevinde -2'yi soruyor. Yaz -2 gördüğün yere. -4 çıkar. Bunun da cevabı. Şimdi geldik f'in türevinde 1'i soruyor artık arkadaşlar. F'in türevinde 1'i bulmak için ne yapacaksın? Önce kritik nokta değil mi? Şimdi f'in türevinde 1. 1'i sorduğu için kritik nokta. Peki kritik noktada ne yapıyoruz? Önce sürekli mi değil mi diye bakıyoruz. Peki hocam sürekliliğe nasıl bakıyorduk? Sen buradaki verilen 3 parçanın da x eşit 1 için aynı değeri çıkartıyorsa süreklidir. Çıkartmıyorsa sürekli değildir. Sürekli değilse zaten türevine bakmana gerek yok. Hemen gelelim. Şimdi x 1 ya bizim kritik noktamız. 1 için hemen bu değeri bulalım. 1 yazarsam 5'te 5 kere 1 5. 1 çıktı 4 geliyor. Bu zaten x eşit 1 için zaten 4'ü tanımlamış. 1 yazarsam 1'in karesi 1. 3 daha 4 geliyor. O halde 3'ü de aynı şeyi sağladığı için süreklidir. Burada kaç parça varsa kritik noktayı yerine yazdığında hepsinde aynı sayı çıkıyorsa süreklidir kardeşim. Şu anda sürekliliği hallettik. Peki şimdi ne yapacağız? Türevli mi? Sağdan soldan türevine bakacağız dostlarım. Hocam sağdan soldan türev ne demekti? Şimdi f'in türevini alacağım fakat 1'e sağdan yanaşacağım. Üstünde artı varsa sağdan yanaş demektir. Yani 1'den büyük değerlerdeki fonksiyonu al diyor sana. Yani en üstteki fonksiyonu. Bunun da 5x-1'dir ki türevini alırsak da bunun 5 çıkar arkadaşlar. Tamam. Bu sağdan türevi 5. Şimdi soldan türevi. F'in türevine soldan yanaşıyoruz. Sol için 1'den küçük değerler alacakmışım. Şunu hemen alalım. Türevini alıyorum. 2x geliyor. 1 yazarsam da 2 çıkıyor bunun değeri. Bakın sağdan ve soldan türevler birbirine eşit değil. O yüzden bir noktasında türev yoktur deriz.
Hadi bir tane daha yapalım, iyice öğrenelim. Bakın burada da diyor ki, bana direkt sağdan türevini bul, soldan türevini bul diyor. Yani türevi var mı, yok mu, türevi kaçtır gibi bir şey sormuyor. Sağdan türevini bulalım. Sağdan türev demek 3 üzeri artı. Büyük sayılar, 3'ten büyükler için alıyorum, şu fonksiyonu alacak. O zaman hemen alalım. 4 eksi x karedir benim fonksiyonum. Bunun türevini alacağım. Artı sol için x'ten küçük değerler. 8 eksi 4x. Bunun türevini alacağım. Alalım türevlerini. 4'ün türevi 0. Eksi 2x yapar bunun türevi. Artı bunun türevi de eksi 4 yapar. Şimdi x yerine de ne yaz diyor? 3 yaz diyor. Eksi 6 bu yaptı. X yerine de zaten bir şey yazamayacağım. Eksi 4 de bu. Topladım. Eksi 10 geldi. İşte bu. Sağdan soldan türevleri birbirine eşit mi? Türevi var mı yok mu? Onlara hiç bakmıyorum arkadaşım. Çünkü bana zaten sağdan türevini bul, soldan türevini bul, topla diyor. Peki geldik buna. Bakalım bu ne diyor. Fonksiyonu x eşittir 1 apsisli noktada türevli ise. Bakın 1 nasıl nokta? Kritik nokta. Türevli ise demek ki bir kere başta sürekli bu. Önce sürekli olduğunu gösterelim. Yani şuradaki fonksiyonla şu fonksiyonda x yerine 1 yazdığımızda birbirine eşitmiş arkadaşlarım. Sürekli ise buydu. Peki x yerine 1 yazarsam bu 2'dir. X yerine 1 yazarsam bu da a artı b'dir. Bakın a ile b'nin toplamını 2 bulduk. Bu dursun. Şimdi gelelim türevli kısmına. Madem ki türevlidir bu, sağdan ve soldan türevi birbirine eşit olacak. Hemen soldan türevini alalım. Soldan türevi 4x yapar. Eşitmiş sağdan türevine. Sağdan türevi de sadece a yapar. Ve x yerine 1 yazdığımızda eşitmiş. 4 eşitmiş a'ya. Bunu da bulduk arkadaşlar. Peki a 4 ise hemen burada yerine yazalım. Eksi 2 geliyor mu b? Bize de çarpımlarını soruyor. Eksi 8'dir. Çarpımları yapıştır gelsin. Hadi bakalım bir tane daha yapacağız şimdi. Burada da ne diyor? Fonksiyonu her x için türevli ise. Lan madem ki türevli o zaman kesin sürekli. Hemen şimdi kritik noktada da türevi vardır diyelim o zaman. Kritik noktada hem türevlidir hem de süreklidir diyeceğiz. Demek ki sürekli ise x yerine 1 yazdığımda 1 artı m artı n eşitmiş. 1 yazalım x yerine 1 eksi m'e. Birler gitsin. Eksi m'i de buraya alalım. Eksi artı 2m artı n eşittir 0 geldi. Evet bu birinci denklem. Şimdi türevli muhabbetine giriyoruz. Yani soldan türeviyle sağdan türevi birbirine eşit olacak. Soldan türevini alalım. 2x artı m'dir. Sağdan türevini alalım. 3x kare eksi m'dir. Bunlar eşit olacak. Ne zaman? X yerine 1 yazdığımızda. 1 yazalım. 2 artı m eşittir. 1 yazalım. 3 eksi m'e. Buradan 2m eşittir 1. M eşittir 1 bölü 2. Peki 2m 1 ise n eşittir eksi 1 gelir. Bize neyi soruyor? M çarpı n mi? Yok. N değerini soruyormuş. N eşittir eksi 1'dir. Sorunun cevabı eksi 1 çıktı. Hadi bir tane daha. Fonksiyonu için f'in türevinde 1'i bulun diyor. Bakın f'in türevinde 1 bizim kritik noktamız değil 1. O yüzden 1 şu aralıklardan hangisine giriyor? Üsttekine giriyor hocam. Demek ki üstteki için hemen benim fonksiyonum üstteki fonksiyonmuş. Yani x kare eksi x'miş. Türevini alıyorum bir kere. 2x eksi 1 yapıyor. Ve bana burada da 1'i soruyor. 1 yazarsam 2'den 1 çıktı. 1 geldi. Bunun cevabı 1. B şıkkında ne diyor? F'in türevinde 2. 2 nasıl nokta? Kritik nokta. Kritik noktada neye bakacağım arkadaşlarım? Önce sürekli mi diye bakacağız. Üsttekinde yerine yazıyorum. X yerine 2 yazalım. 4 eksi 2'den 2. Burası 7. Buraya da 2 yazarsam 6 bir daha 7. 3'ü de eşit çıktı mı? Hayır. Eşit çıkmadıysa sürekli değil. Sürekli değilse zaten türevi yok diyebilirsiniz dostlar. Evet geçtik bunu da. 10 numara bu sayfaymış. 39 dakika olmuş. Şimdi geldik 11 numaralı sayfamıza. Hadi bu 11'i ve 11'i de bitirelim. Zaten türev alma kuralları bitmiş oluyor arkadaşlarım. Şimdi mutlak değer fonksiyonu için. Bakın burada ben açıklamamızı yazdım zaten arkadaşlarım. Yine önce kritik noktalara bakacağız. Mutlak değer fonksiyonun kritik noktalarıysa
İçini sıfır yapan noktalar olacak arkadaşlarım. İçini sıfır yapan değerler neyse senin kritik noktalarında onlar olacak. Şimdi tabii ki burada bazı pratik yollar da göstereceğim ben size arkadaşlarım. Kritik noktada türev bakarken yine sağdan soldan türevine bakacağız. Sürekli mi değil mi diye bakacağız falan filan. Hadi gelin sorularda mevzuyu bir öğrenelim. Şimdi birinci sorumuz. Diyor ki mutlak değerli bir fonksiyon verdim sana diyor. Fakat kritik noktayı sormuyor. F'in türevinde onu soruyor. Sen şimdi bu kritik nokta mı? Hayır. Yani içini sıfır mı yapıyor? Hayır. O zaman kritik nokta değilse işin kolay. Bak şöyle yapıyorsun. 10 dediğin sayı bunun içini pozitif mi yapıyor negatif? Yani bakalım 10 yazalım x yerine. 10'dan 2 çıktı. 8 pozitif yapıyor. O zaman fx 10 için yani şöyle a şıkkı diyeyim ben buna. 10 için aynen çıkıyor dışarıya. Yani x eksi 2 olarak çıkıyor dışarıya. Peki şimdi türevini alalım hemen. F'in türevinde x. Ki türevi 1'dir. Sana f'in türevinde 10'u soruyor. Sabit bir sayı çıktığı için kaçı sorarsa sorsun. Cevap her zaman 1 çıkar arkadaşlar. Peki geldik B şıkkına. Şimdi bunu bulacağız. 1. Önce bakıyorum. Bir kere kritik nokta mı? Değil. Bunun kritik noktası 2. İçini 0 yapan tek değer 2. Peki 1 için konuşalım. 1 yazarsak 1'den 2 çıktı eksi 1 negatif bir sayı çıkıyor. O zaman bu mutlak değer yani bizim fonksiyonumuz dışarıya ters işaretli çıkacak. Eksi x artı 2 diye. Peki şimdi f'in türevinde x'i bulalım. Eksi 1 çıkar. Peki bana neyi soruyor? F'in türevinde 1'i soruyor. O da eksi 1 çıkacak. İşte mevzu bu. Geldik şuna. Bakın aynı soruyu bu sefer kritik noktasını sormuş bize 2 için. Peki bakalım 2 için önce sürekli mi diye bakacaksınız. Sürekli olması için x yerine 2 yazın. Negatif de olsa pozitif de olsa her zaman 0 çıkıyor. Zaten daima süreklidir arkadaşlarım. Hep 0 çıkar. İçini negatif de yapsa pozitif de yapsa 2'yi koyduğunuz zaman 0 çıktığı için daima süreklidir. Bu kısmı geçiyorum bir kere. Şimdi sağdan ve soldan türevlerine bakalım hemen. Peki gelin önce f'in türevi 2'ye sağdan yanaşalım. Acaba eşit midir? F'in türevinde 2'ye soldan bakalım. Şimdi sağdan gittiğimizde yani 2'den büyük bir değer verdiğimizde bu pozitif olacağı için aynen çıkacak. X eksi 2'nin türevi diyeceğim. Acaba eşit midir? Soldan yanaştığımda negatif çıkacağı için hemen eksi x artı 2 olacak. Bunun türevine bakacağız. Peki bunun türevi 1'dir. Eşit midir acaba? Bunun türevi eksi 1'dir. Bakın 1 ile eksi 1 çıktı. Sağdan ve soldan türevleri eşit olmadığı için bunun türevi yoktur diyeceğiz dostlar. Şimdi bu mutlak değerli ifadeler için bizim pratikte bir yöntemimiz var dostlar. Bakın ben onu en alta yazdım. Şimdi burayı okuyalım. Bundan sonrakilerde daha rahat edeceksiniz. Şimdi eğer ki x eksi a gibi böyle kuvveti olan bir ifade varsa sana da kritik noktada türevini soruyorsa, şuradaki kuvvete bakıyorsun. Kuvvet birden büyük olduğunda türevi vardır ve kesin sıfırdır. Bire eşit veya birden küçük olduğu değerlerde türevi yoktur diyorsunuz. Şimdi tekrar şu soruya tekrar geri dönelim mi az öncekine? Bakın burada bize kritik noktada sorduğu zaman x eksi 2'nin normalde kuvveti ne arkadaşlarım? 1. Peki kuvveti 1 ise ne demiştik biz pratik çözümde? Kuvvet 1'den küçük veya 1'e eşitse türevi yok. Bakın direkt yok diyebilirmişiz biz burada aslında istersek. Ama biz ne yaptık? Uzun uzun da gösterdim size. İlk sorumuz olduğu için. Şimdi şuna bakalım. Bakın yine kritik noktayı soruyor. Kuvvetimiz bu sefer kaç? N dediğimiz şey 2. Peki 2 1'den büyük mü? Büyük. 1'den büyük bir sayı. 1'den büyükse ne olacak demiştik biz? Türevi vardır ve kesin sıfırdır arkadaşlarım. Hiç öyle sağdan soldan türevine bakmanıza gerek yok. Türevi sıfırdır diyebiliyorsunuz hemen pratik olarak. Tabii bunu isterseniz uzun uzun da sağdan soldan türevine de bakabilirsiniz. Geldik şuna. Fonksiyonunun türevli olduğu en geniş küme. Şimdi gelin bunu da az önceki kıvama getirelim. Yani çarpanlarına bir ayıralım bunu arkadaşlarım ki bunun çarpanları 5 ile 10'dur. Şurası 5 ile 10 olsa eksi 10 olsun burası ki evet doğru. Şimdi fx şöyle bir fonksiyon. X eksi 10 ile x artı 5'in
çarpımının oluşturduğu bir fonksiyon. Ve bunların kuvvetleri 1. Dostum, şimdi kritik noktalara bakacaksın sen. Normalde nedir bunun türevi? Hocam, tüm reel sayılarda türevlidir. Fakat tanımsız olduğu, kritik noktalarda türevinin olmadığı noktalardaki noktalar çıkartılacak diyeceksiniz. Peki, x eşittir 10 için türevi var mıdır? Şimdi x eşittir 10 için normalde ne yapacaktık? Sağdan, soldan türevlerine bakacaktık ama biz pratiğini öğrendik. Ne dedik? Eğer ki 1'e eşit veya 1'den küçükse türevi yoktur demiştik. O zaman x eşit 10 için kuvveti 1 olduğu için bunun 1'e eşitse türevi yok. Peki x eşittir eksi 5 için arkadaşlarım, bakın buranın kökü eksi 5, buranın kökü 10. X eşit eksi 5 için kuvveti 1 olduğu için türevi yok. Demek ki eksi 5 ile 10 sayılarında türevi yoktur. Demek ki bütün reel sayılardan ben eksi 5 ile 10'u çıkartacağım. Bakın, daha iyi anlamanız için burada biraz daha uzun bir çarpanlarına ayrılmış ifade verdim size. Şimdi bunun türevinin olup olmadık noktaları bulacağız dostlar. Şimdi bunun kökü 1, bunun kökü 2, bunun kritik noktası 3, bunun kritik noktası 4. Şimdi bir kritik noktasında türevi var mıdır yok mudur? X eşit 1 için diyelim. Şimdi türevi yok. Niye yok hocam? Çünkü kuvveti 1'den küçük bir sayı. Türevi yok. Çünkü 1 bölü 2 1'den küçük bir sayıdır. Bu sebeple türevi yoktur. Peki x eşittir 2 için türevi var mı yok mu? Hocam, kuvveti 1'dir bunun. 1'e eşit bile olsa kuvveti, türevi yok demiştik. Çünkü 1 eşittir 1 olduğunda kuvveti yoktur. Pratik yolumuz öyle diyordu. Peki x eşittir 3 için. Hocam, 3 bölü 2 türevi var mı? Var. Türevi var. Çünkü 3 bölü 2 birden büyük bir sayı. Hatta türevi kaç oluyordu bunun? Sıfırdır türevi, değil mi? Türevi de sıfır olmak zorundaydı. Ama türevi var sonuçta. En azından 3 için türevi var. Peki x eşit 4 için. Hocam, 3 bunun kuvveti. O zaman türevi var. Çünkü birden büyük, değil mi? 3. Kuvveti 3 olduğu için birden büyüktür. Türevi var. Hatta türevi de sıfırdır. Hatta bize şöyle sorsaydı. Bu fonksiyonun, işte üstteki soru gibi, türevli olduğu en geniş küme. Hocam, tüm reel sayılardı normalde ama türevsiz olduğu noktaları çıkartacağız. Yani 1 ile 2'yi çıkartacağız öğretmenim. 1 ve 2'de türevi yoktur çünkü bunun diyeceğiz. Evet. Bu da tamamdır. Şimdi arkadaşlar, böylelikle türev alma kurallarının kurallarını bitirmiş olduk. Şimdi sıra geldi. Türev alma kuralları ile ilgili karma sorularımız var dostlarım. Yanlış hatırlamıyorsam 56 tane falandı benim hazırladığım sorular. Her çeşit soruyu koydum buraya dostlarım. Toplamda 56 tane soru. En zoru da var, en kolayı da var. Bunları bir sonraki videoda çözeceğiz. Orası bitince bir de ÖSYM soruları var. Türev alma kuralları ile ilgili üniversite sınavında çıkmış soruları inceleyeceğiz dostlarım. O da bitince yeni konumuza geçeceğiz. Yani yeni konumuz dedim, türevin bir sonraki kısmına geçeceğiz. Türevin geometrik yorumuna gireceğiz arkadaşlar. Pekala. Şimdi burada bitiriyorum bu videoyu da. Türev alma kurallarımız bitmiştir. Şimdi bir videoda soru çözümü yapacağız. Daha doğrusu iki video, belki üç videoda da soru çözümü yaparız. Sonra diğer kısma geçeriz. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.